Bu oluşturmada Autodesk Inventor'un teknik resim ortamında sunduğu çizim kaynaklarına bakacağız. Öncelikle New ile Standard IDW formatını kullanarak yeni bir teknik resim sayfası açalım. Bu teknik resim sayfasında browser penceresinden görebileceğiniz gibi Drawing Resources isimli bir klasör ve onun altında 4 tane farklı bölüm bulunmaktadır. Sheet formatı ile anlatılan şey hazır tanımlı sayfa formatlarıdır. Örneğin A2 büyüklüğünde ve 4 tane görünüşten oluşan bir sayfayı hemen tanımlamak için buradaki ikona çift tıklamanız, daha sonrasında da görünüşlerini çıkartacağınız parça ya da montajı seçmeniz yeterlidir. Çizim kaynakları isimli parçamı seçtim. Open ile devam ettim ve OK düğmesine bastım. Dikkat ederseniz hemen yeni bir sayfa hazırlandı ve bu sayfada sayfamın boyutu A2, 4 tane de görünüş çıkartılmış oldu. Bu şekilde hazır tanımlı sayfa formatları altından istediğim ikonu tıklayarak bu ikondaki sayfa büyüklüğünü ve tanımlanmış olan görünüş sayısını tek bir komutla oluşturabilirim. Borders altında ise çizim sınırları yer alır. Default Border bu standarda özgü olan çizim sınırını gösterir. Yeni bir sınır tanımlamak için Borders ikonu üzerindeyken sağ tuşa basıp Define New Border demeniz yeterlidir. Define New Border dediğinizde sınırı tanımlayacağınız eskiz ortamına geçersiniz. Yukarıdaki komutlar parça modellemenin eskiz ortamından bildiğiniz komutlara benzer komutlardır. Değişiklikleri kaydetmeden çıkalım. Benzer bir şekilde Title Blocks bölümü antetlerin listelendiği bölümdür. ISO anteti şu anda güncel olan ve bu çizimde kullanılan antettir. Eğer antetle ilgili değişiklik yapmak istiyorsanız anteti seçip Edit demeniz yeterlidir. Yeniden eskiz ortamına dönersiniz ve eskiz ortamında antete değişiklik yapabileceğiniz eskiz komutları çıkar. Örneğin bu bölüme yeni bir antet kısmı ekleyelim. Burada kullandığım komutlar parça modellemenin eskiz ortamında kullandığım komutlarla çok benzerlik taşımaktadır. Değişiklikleri yaptıktan sonra Finish Sketch ile devam ederseniz, değişiklikleri kaydedip ilerlediğiniz an bu antette yaptığınız değişiklikler antete yansımış olur. Eskiz sembolleri ise eskizlerden oluşturulan kullanıcı tanımlı sembollerin yer aldığı bölümdür. Autodesk Inventor'ın teknik resim ortamında standart mekanik semboller dışında kullanıcı tanımlı semboller oluşturulabilir. Kullanıcı tanımlı semboller burada görmüş olduğunuz Sketch Symbols bölümü altında yer alır.